Başkentte faaliyet gösteren bir akademi gladyatör yetiştiriyor. Kursiyerler Roma dönemindeki gibi giyiniyor, o dönemin dövüşçülerini canlandırıyor. Sadece filmlerde izlediğimiz gladyatörlerin dövüş teknikleri bugüne uyarlanıyor. Toplulukları takip ederek ülkemize taşıdık çalışmaları. Bu sene de Türk kılıçları üzerine tecrübelerimizi yansıtmaya çalışacağız. Onlar başkentin gladyatörleri. Roma döneminin efsanevi dövüş ustası gladyatörler günümüze taşındı. Yüzyıllar sonra Ankara'da tekrar hayat buldu. O dönemlere ait silahlar kullanılıyor, dövüşçülerin stratejileri birebir yaşatılıyor. İşte bu salonda tarih tekrar canlanıyor. Kılıçlar, kalkanlar kuşanılıyor, özel zırhlı kıyafetler giyiliyor. Tarihi dövüş sanatlarına ilgisi olanlar buralarda hem kılıç kullanmanın inceliklerini öğreniyorlar hem de stres atıyorlar. İnsanı tarih öncesi çağlara götüren bu etkinlik Türkiye'de sadece bu merkezde faaliyet gösteriyor. Yararlarıysa saymakla bitmiyor. Sporu yaparken zihin beden koordinasyonu, hızlı düşünme, çabuk karar verme, kararlılık bunları da geliştiriyor. Ve günümüz hayatında da çok büyük etkileri olan bir spor. Fiziksel sağlık olarak da artıları var. Gerçek kılıç ve zırhlar özel gösteriler için kullanılıyor. Eğitimlerde ise gerçekleriyle birebir ölçülere ve etkiye sahip özel tasarımlı ahşap kılıçlar tercih ediliyor. Şu an 4 branş üzerinde çalışma yapıyoruz. Kısa kılıç, uzun kılıç ve bir üstü çift elle tutulan melez kılıç. Bir de daha sonra yeni dönem eklenen, bugünkü olimpik eskriminin temelini aldığı rapier adlı, Türkiye'de meç olarak giren farklı bir kılıç branşı daha var. Her yaştan grubun katıldığı eğitimler film sahnelerini aratmıyor. Ara kılıç, uzun kılıç, bu da yine Avrupa ortaçağında kullanılan uzun kılıç. Onun bir boy büyüğü de melez kılıç, o da 1,5 el diye geçer. Tarihe ışık tutan bu dövüş sanatının müdavimleri ise aldıkları eğitimin kişisel becerilerini de geliştirdiğini vurguluyor. Ben muhasebeciyim, serbest çalışıyorum, serbest muhasebeciyim. Yani benim stresimi bile alıyor kısacası. Annesini trafik kazasında kaybetti, babasını ise kanserden. Kendisi de trafik kazası sonucu yatağa mahkum oldu. Onu hayata bağlayansa üvey annesi. Üvey annesinin öz annesini aratmayan sevgisi ve şefkatiyle yeniden hayata tutundu.